84. Büşamp Paris'te 15 gün boyunca Kont'un evine yapılan bu cüretkar hırsızlık girişimi konuşuldu. Ölen kişi katilinin Benedetto olduğunu bildiren bir yazı bırakmış, altına imzasını atmıştı. Emniyet teşkilatı tüm görevlilerini katilin izini sürmek için seferber etti. Kedrus'un bıçağı, hırsız feneri, anahtar destesi, Bulunamayan yeleği dışındaki giysileri mahkeme kalemine teslim edildi. Cesedi morga kaldırıldı. Kont herkese olayın gerçekleştiğinde o evinde olduğunu, dolayısıyla başrahip Busoni'nin söyledikleri dışında hiçbir şey bilmediği yanıtını veriyordu. Başrahip büyük bir tesadüf eseri olarak o akşam kendisinden kütüphanesindeki bazı değerli kitaplar üzerinde çalışmak için izin istemişti. Benedetto'nun adı geçtiğinde benzis olan tek kişi Bertuccio'ydu ama herhangi bir kişinin Bertuccio'nun bu solgunluğunu fark etmesi için bir neden yoktu. Cinayeti belgelemek için çağrılan Wilford davayı üstlenmişti ve savcılığını yaptığı her ceza davasında olduğu gibi soruşturmayı tutkulu bir özenle sürdürüyordu. Ama 3 hafta geçmesine rağmen yapılan en özenli araştırmalar hiçbir sonuç vermemişti ve sosyete kontun evindeki hırsızlık girişimini ve hırsızın suç ortağı tarafından öldürülmesini unutmak, Matmazel Danglars ve Kont Andrea Cavalcanti'nin kısa süre sonra gerçekleşecek evliliği ile ilgilenmek eğilimindeydi. Bu evlilik neredeyse kesinleşmiş, genç adam bankacının evine nişanlı sıfatıyla gidip gelmeye başlamıştı. Evliliği büyük bir istekle onaylayan baba Cavalcanti'ye mektup yazılmış, o da görevinin parmadan ayrılmasının kesinlikle izin vermediğini üzüntüyle belirterek yıllık 500 bin franklık gelirin sermayesini vermeye razı olduğunu bildirmişti. 3 milyon frankın değerlendirilmesi için Denglars'ın bankasına yatırılması kararlaştırılmıştı. Bazı yakınları genç adama müstakbel kayınpederinin durumunun, borsada ard arda gelen zararların da gösterdiği gibi pek de iç acıcı olmadığı konusunda uyarılarda bulunsalar da, Andrea büyük bir kayıtsızlık ve güvenle bu anlamsız kuşkuları yersiz bulmuş, Baron'a bu hususta tek bir söz etmeme inceliğini göstermişti. Bu yüzden Baron, Kont Andrea Cavalcanti'ye hayranlık duyuyordu. Ama aynı şey Matmazel Eugen Denglers için geçerli değildi. Evlilikten içgüdüsel olarak nefret ettiğinden Andrea'ya mor uzaklaştırmak için ilgi göstermişti. Ama şimdi hayli yakınlaştığı Andrea'ya karşı gözle görülür bir tiksinti duyuyordu. Belki baron da bu durumu fark etmişti ama bu tiksintinin kaprisinden ibaret olabileceğini düşündüğü için fark etmemiş gibi yapıyordu. Bu arada Büyüşamp'ın istediği süre neredeyse dolmak üzereydi. Zaten Morkerf olayları akışına bırakmasını söyleyen Monte Cristo'nun tavsiyesinin değerini anlamıştı. Generalle ilgili hiçbir söylenti çıkmamış ve kimse yan yaşatosunu teslim eden subayın yüksek meclis üyesi olan soylu bir kontla herhangi bir ilgisi olduğunu düşünmemişti. Yine de Albert bir hakarete maruz kaldığını aklından çıkaramıyordu. Çünkü hakaret hiç kuşkusuz kendisini derinden yaralayan o birkaç satırda yatıyordu. Ayrıca Bührchamp'ın görüşmeyi sonlandırma tarzı yüreğinde acı bir hatıra bırakmıştı. Bu yüzden zihnini umut ettiği düello düşüncesiyle oyalıyor, Bührchamp düelloyu kabul ederse bunun gerçek nedenini tanıklardan bile gizlemeyi planlıyordu. Büyüşamp'a gelince Albert'in kendisini ziyaret ettiği günden beri ortalıkta hiç görünmemişti ve soranlara birkaç günlük bir yolculuğa çıktığı söyleniyordu. Nerede olduğunu kimse bilmiyordu. Albert bir sabah kendisine Büyüşamp'ın geldiğini bildiren oda hizmetçisi tarafından uyandırıldı. Gözlerini ovuşturan Albert, Büyüşamp'ın zemin katındaki pro içilen küçük salonu alınması talimatını verdikten sonra hızla giyindi ve aşağı indi. Salonu boydan boya turlayan Büyüşamp onu görünce durdu. Mösyö, bugün planladığım ziyaretimi beklemeden evime bizzat gelmeniz bana gelişmelerin olumlu olduğunu düşündürüyor, dedi Albert. Hadi çabuk söyleyin size, Büyüşamp haksız olduğunuzu kabul edip beni bir dost olarak görmeye devam ediyor musunuz diyerek elimi uzatmam mı, yoksa size sadece silahlarınızı seçtiniz mi demem mi gerekiyor? Albert, dedi Büyüşamp genç adamı şaşkına çeviren hüzünlü bir ifadeyle. Önce oturup sohbet edelim. Ama Mösyö, sanırım tam tersinde oturmadan önce bana cevap vermeniz gerekiyor. Albert, dedi gazeteci, bazı koşullarda güç olan sadece yanıt vermektir. Mösyö, sorumu tekrarlayarak işinizi kolaylaştırayım. Tekzip yazısını yayınlamak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Morkerf, Fransa Yüksek Meclisi üyesi Sayın Tüm General Morkerf Kontu gibi bir adamın onurunu, toplumsal statüsünü, hayatını ilgilendiren sorulara evet ya da hayır yanıtı vermekle yetinilemez. Peki ne yapılır? Benim yaptığım yapılır Albert. Tüm bir ailenin ünü ve çıkarları söz konusu olduğunda harcanan paranın, zamanın ve yorgunluğun hiç önemli olmadığı söylenir. Bir dostla ölümüne düello etmek için olasılıkların değil, kesin verilerin gerektiği söylenir. Üç yıl boyunca elini sıktığım bir kişiye kılıç sallayacak ya da tetik çekeceksem, Kolunun ne zaman hayat kurtarması gerektiğini bilen bir kişinin ihtiyaç duyacağı şekilde huzurlu bir yürek ve rahat bir vicdanla yaşamamı sürdürmem için en azından böyle bir şeyi neden yaptığımı bilmem gerek. Tamam, tamam, dedi Morker sabırsızlıkla. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Yanya'dan geldiğim anlamına geliyor. ya mı? Siz mi? Evet, ben. Mümkün değil. Sevgili Albert, işte pasaportum. Cenova, Milano, Venedik, Trieste, Delvino, Yanya vizelerime bakın. Bir cumhuriyetin, bir krallığın, bir imparatorluğun polisine güveniniz var mı? Albert pasaporta baktıktan sonra şaşkın bakışlarını büyü şampa yöneltti. Yanıyor ya mu gittiniz? Albert, bir yabancı, tanımadığım biri. 3-4 ay önce benden hesap soran ve canımı sıktığı için öldürdüğüm o sıradan İngiliz lordu olsaydınız, anlayabileceğiniz gibi böyle bir zahmete girmezdim. 8 gün gidiş, 8 gün dönüş, 4 gün karantina, Yanya'da geçirdiğim 48 saat, toplam 3 haftaya denk düşüyor. Dün gece döndüm ve işte buradayım. Tanrım, Tanrım lafı nasıl da dolandırıyor. Sizden beklediğim cevabı nasıl da geciktiriyorsunuz? Albert, aslında tereddüt ediyor gibisiniz. Evet, korkuyorum. Yanya'daki muhabirinizin sizi yanılttığını itiraf etmekten mi korkuyorsunuz? Ah gururunuz incinmesin Büyüşamp. İtiraf edin. Sizin cesaretinizden kimse kuşku duyamaz. Hayır sorun bu değil diye mırıldandı gazeteci. Tam tersine yüzü bembeyaz olan Albert bir şeyler söylemeye çalışsa da sözleri dudaklarında donup kaldı. Dostum dedi Büyüşamp çok şefkatli bir ses tonuyla. Sizden beni bağışlamanızı istemekten mutluluk duyacağıma ve beni bağışlamanızı tüm yüreğimle isteyeceğime inanın. Ama ne yazık ki... Ama ne? Haber doğruymuş dostum. Nasıl? O Fransız subay. Evet. O Fernand. Evet. Emrinde görev yaptığı kişiye şatoları teslim eden hain. Bunu size söylediğim için beni bağışlayın dostum. O adam babanız. Albert Büşampın üzerine öfkeli bir hamleyle atılmaya kalkışsa da dostunun uzattığı elinden ziyade yumuşak bakışlarının etkisiyle kendine hakim oldu. Alın, dedi Büşamp cebinden bir kağıt çıkararak. İşte kanıtı. Albert kağıdı açtı. Yan yanın dört önde gelen sakininin, tepedelenli Ali Paşa'nın eğitim subayı olan Albay Fernand Mondego'nun 2000 kese altın karşılığında şatoyu teslim ettiğini bildirdiği bir tanık beyanıydı bu. İmzalar konsolosluk tarafından onaylanmıştı. Sendeleyen Albert yıkılmış bir halde bir koltuğa çöktü. Bu kez ailesinin adının söz konusu olduğuna hiç kuşku yoktu. Sessiz ve kederli bir andan sonra yüreği daraldı, boyun damarları şişti, gözlerinden seller gibi yaşlar akmaya başladı. Bu çok derin acıya boyun eğen genç adama büyük bir acıma duygusuyla bakan Büyüşamp ona doğru yaklaştı. ''Albert, şimdi beni anlıyorsunuz öyle değil mi? Tanıkların babanızın lehine olacağını ve onu temize çıkaracağını umarak her şeyi yerinde görmek, ona göre karar vermek istedim.'' Ama tam dersine. aldığım bilgiler Ali Paşa'nın tüm generallik rütbesi verdiği o eğitim subayının, o Fernand Mondego'nun Kont Fernand de Morkerf olduğunu kanıtlıyor. Bu yüzden beni dostunuz olarak kabul ederek onurlandırdığınızı hatırlayarak hemen size koştum. Hala koltuğa yığılmış halde duran Albert adeta gün ışığının kendisine ulaşmasını istemiyor, iki elini gözlerinin üzerinde tutuyordu. ''Albert, babalarımızın o çalkantılı savaş günlerindeki hatalarının çocuklarına yüklenemeyeceğini söylemek için hemen size koştum.'' diye ekledi Beauchamp. ''İçine doğduğumuz o devrimler dönemini, asker üniformalarına ya da savcı cübbelerine, çamurun ya da kanın sıçramasına engel olarak atlatan çok az kişi var. Albert, şimdi elinde tüm kanıtlar olsa da, tüm sırrınızı bilsem de, vicdanınızın size bir suç olarak sitem edeceğinden emin olduğum bir mücadeleye beni kimse zorlayamaz.'' Ama sizin benden istemeyeceğiniz şeyi size ben önerebilirim. Sadece benim elimde bulunan bu kanıtların, açıklamaların, tanıkların yok olmasını ister misiniz? Bu korkunç sırrın aramızda kalmasını ister misiniz? Onurum üzerine yemin ederim ki ağzımdan tek bir söz bile çıkmayacak. Söyleyin, bunu ister misiniz Albert? Söyleyin dostum. Albert Büyüşamp'ın boynuna sarıldı. Ah, soylu yürek! diye haykırdı. Alın, dedi kağıtları Albert'e uzatan Büyüşamp. Titreyen elleriyle kavradığı kağıtları sıkan, buruşturan, yırtmayı düşünen Albert, bir anda rüzgarın uçurabileceği bir parçanın gelecekte yüzüne çarpacağını düşündü ve puralar için yanık duran bir muma gidip hepsini yaktı. Tüm bunların bir düş gibi unutulması, kararmış şu kağıtlar üzerinde uçuşan şu kıvılcımlar gibi selinip gitmesi, sessiz küllerin arasında çırpınan şu son duman gibi yok olması dileğiyle, dedi Büyüşamp. ''Evet, evet.'' dedi Albert. Geriye sadece siz kurtarıcımla sürdüreceğim. Benim çocuklarımın sizinkilerle kucaklaşacağı dostluktan başka bir şey kalmasın. Bu dostluk bana her zaman damarlarımdaki kanı hatırlatacak. Varlığımın, ismimin onurunu size borçluyum. Çünkü böyle bir şey duyulsaydı sizi temin ederim ki beynime bir kurşun sıkacaktım. Ya da hayır, aynı silahla zavallı annemin de kendini öldürmemesi için yurt dışına gidecektim. Sevgili Albert, dedi şamp. Ama çok geçmeden bu beklenmedik, adeta yapmacık sevincinin etkisinden sıyrılarak derin bir hüzne kapıldı. ''Söylesene dostum neyin var?'' diye sordu Büyüşamp. ''Yüreğimde parçalanmış bir şeyler var. Beni dinleyin Büyüşamp. Bir babanın oğluna esinlediği o saygı, o güven, o gurur bir anda ortadan kalkmıyor. Ah Büyüşamp, Büyüşamp, ona nasıl davranacağım?'' Dudaklarını uzattığında yüzümü, elini uzattığında elimi geri mi çekeceğim? Bakın Büyüşamp, ben insanların en bahtsızıyım. Ah anneciğim, zavallı anneciğim, dedi Albert yaşlı gözleriyle annesinin portresine bakarak. Bunu bilseydiniz ne kadar acı çekerdiniz. Hadi biraz metin olun dostum, dedi ellerini ellerinin arasına alan Büyüşamp. Ama gazetenizde yayımlanan o haber kimden geldi, diye haykırdı. Tüm bunların arkasında bilinmedik bir kin, görünmeyen bir düşman var. İşte metin olmanız için bir neden daha Albert, Yüzünüze bu duygunun izlerini yansıtmayın. Bu kederi, tıpkı felaketi ve ölümü bağrında taşıyan bir bulutun ancak fırtına patladığı zaman anlaşılacak olan lanetli bir sırrı gibi içinize gömün. Hadi dostum, gücünüzü fırtınanın patlayacağı ana saklayın. Ah, oh, demek henüz her şeyin bitmediğini düşünüyorsunuz, dedi hafallayan Albert. Dostum, bu konuda hiçbir şey düşünmüyorum. Ama neticede her şey mümkün olabilir. Bu arada... Ne oldu? diye sordu Büşamp'ın tereddüt ettiğini anlayan Albert. Matmazel Danglars'la evlenecek misiniz? Böyle bir anda bu soru ne anlama geliyor? Çünkü bana göre bu evliliğin bozulması ya da gerçekleşmesi şu an sözünü ettiğimiz konuya bağlı. Nasıl olur? dedi yüzünü alevler saran Albert. Yoksa Monsieur Danglars'ın... Size sadece evlilik işlemlerinin hangi aşamada olduğunu soruyorum. Benim sözlerimde söylemek istediğim şey dışında bir şey aramayın. Onlara başka anlamlar yüklemeyin. Evlilik kararı bozuldu. ''Güzel.'' dedi Büyüşamp. Ardından genç adamın yeniden kederli düşüncelere daldığını görerek ''Hadi Albert dışarı çıkalım.'' dedi. ''Ormanda faytonla ya da atla bir tur atmak size iyi gelecek. Ardından bir yerlerde yemek yemeye gideriz. Sonra da herkes kendi işine döner.'' ''Memnuniyetle.'' dedi Albert. ''Ama yaya gidelim. Biraz yorgunluğun bana iyi geleceğini sanmıyorum.'' ''Tamam.'' dedi Büyüşamp ve bulvarı yaya aşan iki dost Madeleine'e geldiklerinde "Baksanıza," dedi Beauchamp. "Monte Cristo'nun konağı yolumuzun üzerinde. Hadi ona uğrayalım. Zihninizdeki kötü düşünceleri dağıtacaktır. Hiçbir zaman sorgulamadığı için insanı rahatlatan mükemmel bir adam. Çünkü bana göre hiç sorgulamayan kişiler teselli etme konusunda çok hünerlidirler." "Tamam," dedi Albert. "Ona gidelim. Onu seviyorum."